O nedenle tinsellik Pers medeniyetinde ortaya çıkıyor. Pers medeniyetinin hızlı bir yayılması var ve bütün Mezopotamya medeniyetlerini, Asur, Babil ve Medleri fethediyorlar. Çok hızlı bir şekilde. Yani Persya bir anda bütün dünyayı ele geçiren bir güce ulaşıyor. Neydi onların imparatoru? Bir tane imparatoru ya. Onun döneminde neredeyse bütün dünyayı ele geçiriyorlar. Zend halkı diyor. Bunu doğru mu kullanıyor bilmiyorum Pers din için. Yüksek dinsel öğe olması gibi bu fethettikleri medeniyetler de yani Asur, Babil dışsal zenginlik, ticaret ve lüks ile öne çıkmışlardı diyor. Mezopotamya medeniyetleri. Hatırlıyorsunuz bizim şeyde de işte kutsal metinlerde, Kur'an'da filan da şey yapılan işte Babil, Asurluların Medlerin filan bu medeniyetlerin aşırı sefahat, lüks, zevkperestlik bunların içine gömülmüş olması. Persliler bunları hızla fethediyorlar. Babil, Frigya ve Fenikeliler bunlarda hep kaba bir putperestlik var. Putlara tapma var. Sürekli sunaklar, törenler, eğlenceler, içmeler. Doğa güçleri genelde bunların taptıkları şeylerde ürün ve bereket tanrıları. Ve putları genelde lüks ve iyi yaşamı temsil ediyor. Sefahat ülkesi. Şimdi diyor ya bizim kutsal kitapları bunları böyle Peygamberler kitabında ve diğer kutsal kitaplarda Babil'in asma bahçelerine, Medlere ve Asurlulara karşı çok tiksindirici betimlemeler vardır. Bu putperestler değil mi? Sürekli bunlar Hazreti İbrahim'in şeyinde ve diğer peygamberlerde işte Lut falan Nuh kavminde eğleniyorlar, içiyorlar böyle keyif içindeler falan ama böyle yakında yok olacaksınız. Mene tekel perez işte. Perişan olacaksın falan. Çok kötü anlatılır bunlar. Ama Hegel bu konuda biraz uyanık, bilinci açık ve diyor ki aslında o kadar da kötü değiller bu medeniyetler. Korkutuculukları bir ölçüde Yahudilerin komşu halklardan duydukları nefretten, kıskançlıktan kaynaklanıyor diyor. Yani Yahudiler bunları böyle işte sefahate düşkün, berbat insanlar işte Lut kavmi, şey kavmi, Semut kavmi, At kavmi bunlar hepsi işte Mezopotamya medeniyetleri. Berbat insanlar olarak temsil edilir ama Yahudiler de biraz diyor, Yahudiler bu sırada Babil'de sürgündeler biliyorsunuz. Nefret ettikleri için bunları böyle tasvir ediyorlar diyor. Gerçekten. Ha. Ama evet bunlar sefahat içinde yaşayan, gerçekten büyük lükse ve büyük zenginliğe ulaşmış milletler ve kaba bir putperestlik var bunlarda diyorum. Sürekli şenlikler, tapınma ayinleri vesaire yapılıyor. Pers İmparatorluğu bunları hızlıca fethediyor. Ama fetihleriyle bunları köleleştirmiyor. Köleleri de özgürleştiriyor ve onları kendi hallerine bırakıyor. Ama Pers'in bir sorunu var. Pers'in bu büyük başarısı yanında bir negatif getiriyor. Pers İmparatorluğu bunlara bir ruh, bir biçim veremiyor. Bunları hızlıca kontrol altına alıyor ve hepsini özgürleştiriyor. Kendi haline bırakıyor. Her millet kendi dinine tapınmaya devam ediyor. Ama bunlara bir bütün veremediği için de Persya çabuk yeniliyor Yunanlılar karşısında. Şimdi Hegel Persya'nın içinde bir yeni başlık açıyor. Yudea. Yani Yahudiler. Çünkü burada artık büyük bir ışık, büyük bir ilerleme bu küçük halkta açığa çıkıyor. Hegel'e göre. Şimdi Persler buraya geldiğinde Yahudi halkı Babil'e sürülmüş durumda Nebukadnezar döneminde ve Persler orayı fethediyorlar ve Babil sürgününden serbest bırakıyorlar. Yahudileri kendi dini tapınmalarını izin veriyor, köleliği kaldırıyor. Zaten Yahudiler de şeyleri, bu Pers kralını çok severler. Yahudilikle beraber ne açığa çıkıyor? Saf soyut tanrı. Doğadan tamamen şey, münezzeh, yaratılmışlara benzemeyen, tamamıyla soyut bir tanrı fikri. Yani zaten soyut evrensel tanrı fikri aslında Perslerle beraber yavaş yavaş oluşmaya başlamıştı diyor Hegel ama Yahudiler bu tanrı fikrini keşfediyorlar. Düşünmenin saf ürünü, kendini bilince yükseltir. Yani özgürlük, tinsel doğa, cinsel öğe kendisini doğaya karşı bir netlik içerisinde gösterir Yahudilerde. Işık bundan sonra artık Yehova'dır.
O saf birliktir. Doğu ve Batı'nın kırılması işte bu yolla olur. Der Bruce Sivişen'den Ostem Undem Westem. Yani Doğu ile Batı'nın ayrılması aslında Yahudilikle başlar. Nasıl Yahudilikle başlar? Şundan dolayı artık doğal olmayan, soyut bir tanrı, saf tinsel bir tanrı fikri Yahudilikle başladı. Çünkü doğudaki bütün hepsi, yani ateşe tapanlar da dahil, bir şekilde doğal belirlenimlerine etkiliyorlar. Ama Yahudiler gerçek anlamda tine tapıyorlar. Yani şeye tapmıyorlar. Doğal bir güce tapmıyorlar. Tin kendi içinde en derinlere doğru gider Yahudilikte ve soyut temel ilkeyi, tinsel olanı kavrar. Doğuda ilk temel olan doğadır. Ama şimdi doğa yaratılmış bir şey düzeyine indirgenir. Tin şimdi ilk olan hali, prensip, ilke hali. İşte aslında tarihin kırılması bir yönüyle burada başlamış oluyor Yahudilikte. Yani artık insan doğaya tapmıyor. Doğal kaslara göre işlemiyor. Veyahut da doğal bir ışığın, güneşin falan takipçisi değil. Bu arada artık insan soyut bir fikre tapıyor. Bir fikir bu. Ve kolay kolay buna geçemiyor insanlar, değil mi? Musa'nın halkı bile geçemiyor bu fikre. Farkındaysanız. Yani Musa 5 dakika bırakıyor halkı. Şeye gidiyor. On emiri almaya gidiyor. Bir geliyor hemen şey yapmışlar. Put yapmışlar. Kendilerine bir samiliği yapmışlar, değil mi? Kur'an'da anlatılan yani. Çünkü kolay kolay geçilemez bu fikir. Çok çok soyut bir fikir yani. Biz neye tapıyoruz? Tanrı'ya tapıyoruz. Tanrı ne? Muhalefete hiçbir şeye benzemeyen, bütün bu yaratılmışları yaratan saf bir fikir Tanrı. Ancak bu büyük ilke şimdilik bütünüyle dışlayıcıdır. Ha, bu fikir burada ortaya çıktı Yahudilikte ama gerçek anlamda gerçekleşmedi. Bu Hristiyanlıkta gerçekleşti. Çünkü sorun ne? Yahudilik bir kabile dini. Yahudi halkının tanrısı yalnızca İbrahim'in ve soyunun tanrısıdır, diyor Hegel. Tinsel öğe burada kendisini duyusaldan tamamen koparmıştır. Tanrı doğal olmayan ve tamamen dışsal bir şeydir. Yani o kadar bir münezzeh, o kadar bir mükemmel noktaya ulaştırır ki hiçbir duyusal bağ kalmaz Tanrı'yla. Burada artık içsellik, pişmanlık, tövbe, düşünceye tapınma özelliklerini görüyoruz diye Yahudilerde. Ama yine bunlar çok sıkı ayinler ve törelerle ve töreye sadakat, geleneğe sadakatle biçimlendirilmiş bir şekilde var. Yani o aslında doğunun katılığını gene Yahudilikte görüyoruz. Yani Hegel Yahudiliği büyük oranda bir doğu dini olarak görüyor. Özne burada kendine yer bulamaz. Genellikle özne değersizdir. Genel olarak ailedir kurtuluşa erecek olan. Mesela Yahudi dininde diyor ölümden sonra hayat çok önemli değildir. Önemli olan Yahudi ailesinin yani halkın kurtuluşudur. Özellikle de bu dünyadaki kurtuluşu. Kenan ilini ele geçirmesinden sonra halk bu toprakları geri kazandı Perslerden sayesinde. Ama hiçbir zaman bir devlet oluşturamadılar. Çünkü devlet oluşturacak yeterli fikirleri yoktu. Çünkü aile odaklı, daha doğrusu kabile şey odak, soy odaklı devlet. Devlet Yahudi ilkesine uygun olmayan bir şeydir. Çünkü Yahova İbrahim, İshak ve Yakup'un tanrısıdır. Yani burada da devlet fikri yeterince oluşamaz. O nedenle Yahudiler bir devlet edinemedi diyor. Geldik Mısır'a. Şimdi Mısır'ı Hegel yani Perslerden kısmen ayırıyor, kısmen ayırmıyor. Araplardan kesinlikle ayırıyor. Diyor ki bakın Mısır'la Arapları kesinlikle karıştırmayın. Bunlar apayrı şeyler. Şimdi Mısır enteresan bir şey. Yani aslında Persya'nın içindeki iki unsuru birleştiren bir şey Mısır. Şimdi biz Mezopotamya medeniyetlerinde zenginlik, sefaheti gördük değil mi? Duyusallığa bakmıştık, putperestlik. Asur, Babil, Medler bunlar da. Yahudilikte de aşırı bir soyutlama ve aşırı bir katı dindarlık, tanrısallığı gördük. Mısır bu ikisini birbirine getiriyor. Çünkü birincisinde puta tapıcılığı, sefahat içerisindeki Mezopotamya medeniyetlerinde somut olan yok, soyut olan fikir yok, soyut fikir yok. Yahudi'de ise çok ciddi anlamda soyut, onda da somut olan yok. Bu ikisi ya yani, soyutla somutu bir araya getirme, tanrısallıkla dünyasallığı, insan ve ötekisini bir araya getirme,
Mısır'ın işine kalıyor. Ama o da tam bunu çözemiyor diyor. O nedenle Mısır bir gizem olarak kaldı diyor. Mısır bir gizem medeniyeti oldu diyor. Mısır'ın özelliği Sphinx'tir. Sphinx'i biliyorsunuz değil mi? Bak buraya resmini koymam için hemen göstereyim bir dakika. Mısır'ı Hegel oradan yakalıyor. Bununla sembolize ediyor. Mısır işte budur diyor. Bir Sphinx. Dışarı doğru çıkmaya çalışan bir hayvan bedeninden dışarı bakan insan kafası. İşte diyor Mısır budur. Hayvan bedeninden dışarı doğru bakmaya çalışan bir insan kafası. Mısır'da gördüğümüz şey budur. İşte Mısır tam da bu gizemdir. Ve Sphinx nedir? Sphinx size bir bilmece, bir gizem, bir soru sorar genelde. Biliyorsunuz Odysseus şey Oedipus hikayesinde de öyle değil mi? Orada da Sphinx bir soru soruyor ve işte hikaye öyle başlıyor filan. Çünkü böyle bir gizem yani Tin aslında kendinin farkına varmaya çalışıyor burada diyor. Yani hayvanlıktan çıkmaya, insanın kendisine doğru varmaya ama hala daha karışık. O nedenle Mısır'da hep işte şeyle tanrılar böyle yarısı hayvan, yarısı insan. Ölüm sonrası hayat fikri mesela oluşmaya başlamış. Yazıyı mesela bir gizem halinde, bir hiyeroglif yazısı var burada. Yani Mısır başlı başına Hegel'e göre bir gizemdir. Tam olarak kendini çözmeye çalışan, zincirlerinden kurtulamamış tindir diyor Hegel Mısır için. Ama burada iki özellik yani bir mimari yani kendi zihniyetini ve düşüncesini ifade etme ve hiyeroglif yazısıyla kendini ifade etme fikri öne çıkmış bir şekilde Mısır'da. İkincisi de Mısır'ın ölümden sonra hayata olan inancı da önemli. Şimdi Mısır medeniyetinin ama önemli özelliklerinden bir tanesi bu sıkışmışlığının en önemli sebeplerinden birisi iki taraftan sıkışmış olması. Yani bir taraftan Afrika'yla diğer taraftan çöllerle Nil Nehri'yle ve güneşin sıcağıyla sıkışmış bir coğrafyada olduğu için Mısır tam anlamıyla böyle özgürleşebilen yani coğrafyası buna çok müsait değil. Mısır yakıcı sıcaklar ve Nil'in suları arasında sürekli bir savaşın sahnesi. O nedenle yani bir yandan sel, bir yandan güneş kafası karışık bir halde. Ve bu bütün dinine şeyine yansıyor bu karmaşa. Güneş ve Nil Mısır için her şeydir. Osiris güneşi ve Nil'i temsil eder onların tanrıları. Tinsel olan her şey doğal olanla iç içedir. Güneşe ve yıldızlara tapınırlar. Mumyalama mesela çok gelişmiştir. Ölümden sonra yaşam fikri çünkü vardır. Ve yine bunu bedensel şeylerle ifade ederler. Piramitler, kral mezarları falan yaparlar. Ve muhteşem ilerlemeler kaydetmiştir. Hatta Hegel diyor ki yani Afrikalı bir halk nasıl bu kadar rasyonel, düzenlenmiş ve çarpıcı sanat eserleri ortaya çıkarmış? Buna da Hegel diyor hayret ediyor yani. Kavrayış gücü özellikle mekanik sanatlarda hayranlığa düşürür Mısır'ın. Ama burada doğa ve dinin tam anlamıyla bir çelişkisini görüyor. Yani birliğe ulaşmış değil, karmaşa halinde bir araya gelmiş ama en azından diğerlerine göre bir artık çözüme doğru ilerlemeye başladığını görüyoruz Mısır'ın. Evet, dolayısıyla Mısır bizi zaten Yunan toplumuna doğru götürüyor. Yani Çin'le başladık, katı bir despotizm, sıfır öznellik, Hint duygular ve fanteziler daha bir gevşemiş bir toplum ama hala benlik yok. Evrensellik ilkesini aslında biz Persya, ışık ve karşıtlık orada buluyoruz. Farklılaşma ilkesini. Hint çok farklılaşmış ama toplam haline gelemiyor. Mısır'da Persya'nın iki ilkesinin bir araya geldiği ve çözümsüz olarak ortada kaldığı bir şey. Çözemediği için bunu hem Persya'dan hem Mısır'dan etkilenen, onlardan alıp ona kendi biçimini veren ve artık bireyselliğin yavaş yavaş farkına varan Yunan medeniyeti ortaya çıkacak. Yani Mısır'ın bu hali bizi Yunan'a taşıyacak diyor Hegel. Yunan dünyasına geçiyoruz. Yunan dünyasını kendi başında, kendi içerisinde inceliyor ve üç bölümde yani Truva Savaşı'yla Yunan'ın bir bütün olması ve demokrasi, daha sonra Perslerle savaş ve Atina'nın üstünlüğü
ve Peloponnes Savaşı, Spartalıların üstünlüğü, yıkılması ve İskender'le beraber Yunan dünyasını tamamlıyor. Doğu dünyasını bir çocukluk evresi. Kendini ortaya koyamama. Kölelere, tösselliğe, doğadan korkma. Ne verili olanı kabullenme olarak görüyorken, Yunan dünyasını kendini biçimlendirme dönemi, dünyanın gençlik dönemi olarak görüyor Hegel. Geist'in gençlik dönemi dünyası. Yunanistan'ın özgür ruhlu tin, der Freie Heitere Geist Reichland, yani sürekli bunu söylüyor. Özgür, huzurlu tindir Yunan. Burada dünya bedenselleşmiş, tinselleşmiş, duyusallık olarak, duyusal şimdi de açığa çıkar. Yine Hegel'in cümleleri. Şöyle diyelim. Burada Yunan, yani Mısır'da tin ve madde, doğa ve tin, maneviyat ve doğa iç içe geçmiş ve karışık haldeydi. O nedenle yarı insan yarı hayvan formlar sürekli karşımıza çıkıyor. Bir ölümden sonra hayat var ama onun böyle bir tuhaf böyle efsanevi bir şekilde duruyor. Ama Yunan'da artık beden ve zihniyet, beden ve tin iç içe geçmiş durumda. Bedenden zevk alma, kendi bedenselliğini ortaya koyma. Yine aynı zamanda kendi zihnini, kendi tinini bir taşa, bir sanat yapıtına dönüştürme fikri. O nedenle kendi kendini işleme fikri Yunan'da var ve o nedenle Yunan'a güzellik, huzur ve özgür lüğün başladığı gençlik dönemi diyor. Dünya bedenselleşmiş tin ve tinselleşmiş duyusallık olarak. Duyusal şimdi de açığa çıkar. Gene onu söylüyor. Duyusal şimdi de. Duyusal şimdiden kastı böyle bir soyut Yahudilik gibi soyut maneviyata değil de görünen bir şeye inanır Yunanlılar. Yani yine o Yunan putperestliği. Ama burada putperestlik işte Mezopotamya'da medeniyetlerindeki olduğu gibi bereket tanrısı, şu güç tanrısı, bu güç tanrısı değil. Bunlar evet bazı güçleri var ama büyük oranda tartılan şeyler sanat eserleri. Şiirler, değil mi? Ve işte heykeller, panteon, güzellik burada ön planda. Ve bu bir yaratım tapılıyor burada. Yani insan kendisini yaratıyor. Kendi tanrılarını yaratıyor. Yunanistan bize tinin yaşamında gençliğin, tazeliğinin sevinçli görünümünü sunar. Yunan dünyası gençlikle başlar, gençlikle sona erer diyor. İlginç. Eğer burada yine çok ilginç bir şey fark ediyor. Diyor ki Yunan dünyası Truva Savaşı ile başlar. Savaşın temel aktörü kimdir? Akilleus. Değil mi? Aşil. Yunan yaşamı gerçek bir gençlik eylemidir. Onu Akilleus, yani şiirsel genç başlatmıştır. Yani bu gerçek bir genç değil ama hani şiirsel bir genç başlatmıştır. Ve gerçek bir genç sonlandırmıştır. Büyük İskender. İkisi de Asya'ya karşı savaşta görmüş. İki gençtir Yunan toplumu. Ve biliyorsunuz diğer medeniyetler, Mısırlılar falan Yunanlılar çocuk gibi derler. Genç, çok böyle küçümserler bazen. Ama Hegel diyor Yunanistan gençlik. Çünkü diyor Yunan'ı kuran birinci genç Akilleus'tur. Truva Savaşı'nda öne çıkıyor. Bütün hikayenin temeli. Öbürü de diğer genç. İskender. Ve ikisi de Asya'ya karşı, Doğu'ya karşı savaşta açığa çıkarlar. Çünkü Doğu doğallık göre. Peki Yunan zihni müdainabik bir şey mi? Yani Yunan zihni böyle özgürlük bizde olduğu için Doğullar özgür değil de biz özgür kendiliğinden mi oldu? Hayır. Hegel'e göre burada da coğrafi koşullar çok önemli. Ve toplum yapısı çok önemli. Yani Yunan coğrafyasıyla Yunan zihni birbirleriyle çok bağlantılı. Doğaya batmışlık ve coğrafi ilişkilerin hantallığını Yunanlar ortadan kaldırdı. Çünkü diyor burada böyle çok geniş düzlükler, geniş vadiler ve ovalar, çok büyük tarım alanları yok. Mısır'da, Perzya'da, özellikle Mezopotamya medeniyetlerinde ve Çin'de böyle. Çin'de dev nehirler var. Büyük tarım alanları var. Bunların organizasyonu ve yönetimi için katı bir sistem gerekiyor. Şeyde de öyle. Mısır'da da öyle. Ama burada öyle bir ortam yok. Dolayısıyla bir katı sisteme ve ataerkil düzen burada baskın değil. İnsanlar töreyle bir araya geliyorlar. Şimdi coğrafi
şey çok girintili çıkıntılı olduğu için coğrafi yapı İtalya ve Yunanistan çevresinde, Akdeniz coğrafyasında. Burada diyor topluluklar öyle koca bir bütünün altında bir araya gelemiyorlar. Dolayısıyla zihin yapıları ve metafizikleri de böyle gelişmiyor. Ve yabancılar da sık sık bu topraklara geliyor. Denize yakın olduğu için yukarıdan kuzeyden şeyler, Kuzeyliler, aşağıdan gelen diğer medeniyetler, Persiller ve Mısırlılarla çok dinamik bir ilişki içerisinde. Dolayısıyla Yunan topraklarının fiziksel yapısı bir birlik göstermiyor. Böyle olduğu için nüfus üzerinde ezici bir güç sağlayacak herhangi bir otorite oluşmuyor. Bir kütle oluşturamıyor bu nüfus. Küçük küçük şeyler, şehir devletleri oluşturabiliyorlar. Yani Yunan topraklarında bir türlülük açığa çıkmak zorunda. Küçük şehir devletleri var. Bu nedenle Yunanlarda soydan gelen bir üstünlük çok fazla olmuyor. Böyle olmadığı için de bu insanlarda bireysel virtüs, yani erdemler, yiğitlik vesaire ön plana çıkıyor. Yani Yunan kralı, Yunan prensi şey olarak soydan gelen bir prensliğiyle, bir virtüsüyle veyahut da şeyiyle, yiğitliğiyle, şuyla buyla öne çıkıyor. Ve yine kendisini denize açmış olmak bu medeniyetin temel özelliklerinden bir tanesi. Deniz de onların zihin yapısını ve deniz ticareti de zihnini değiştiriyor. Küçük topluluklardır bunlar, dediğim gibi. Kahramanlık ve erdemlerle öne çıkarlar. Dolayısıyla bunlara kast ilişkisi ve ataerkil ilişkiler yoktur. Ve bu halklar ezilmezler. Yani Yunan milleti böyle otomatik olarak özgür bir millet değil Hegel'e göre. Yine burada Hegel'in gayet materyalist bir analiz yaptığını görebiliyorsunuz yani. Bu zihin böyle bir coğrafyadan çıkar diyor. Yiğitlik ve askerlik ve erdemler ön planda olduğu için ve halk tebaa olmadığı için bu şeyle buradaki askerler de ne köleler ne de paralı askerler de, buradaki askerler onur için savaşan yoldaşlardır diyor. Bu nedenle de diyor küçük gruplar olmalarına rağmen Hint, Pers gibi büyük ülkeyi, büyük bir kitleyi yenebilmişlerdi. Çünkü organizeler, şeyler, Persler çok büyük bir güce ulaşmışlardı ama organize değillerdi diyor. O nedenle yenildiler diyor. Zeus mesela, bu da dine de yansımıştır diyor. Mesela tek tanrı bir fikri yok şeyde, Yunan düşüncesinde, Yahudilikteki gibi. Ve putperestlik doğa güçleri de değil. Bakın çok enteresan, şunu diyor Hegel. Evet, burada putperestlik heykellere, putlara tapılıyor ama burada Zeus tanrıların babasıdır. Ama her tanrının kendi iradesi vardır. Ve Zeus daha çok politik bir liderdir. Bunların arasındaki düzeni idare eder. Hepsi Zeus'a saygı gösterir. Zeus da onlara saygı gösterir. Mesela Zeus'un doğal güçleri vardır. Şimşek atar, bilmem ne yapar falan ama Zeus bu doğal güçleriyle şey değildir. İktidarın sahibi değildir. Yani politik belli bir töre vardır aralarında. Yani tanrı dünyasını da böyle kuruyor bak. Kendi küçük küçük devletler ve ona göre bir düzen var. Aynen bu şekilde tanrılar dünyasında bakın dinini coğrafya biçimlendiriyor, zihnini biçimlendirdiği gibi. Ve Yunan dünyası Truva'yla bir araya geldiler. Dolayısıyla Yunan dünyası kendi doğal yapısını biçimlendirip onu yeniden yorumlayan bir dünya. Yunan'da Hegel'in gördüğü şey plastik sanatçı, plastik sanatlar, yani heykel. Biraz şiir ama daha çok heykel. Çünkü Yunanlar doğaya batmamışlardı doğullar gibi diyor. Yunan doğadan hayrete kapılır. Onu belirli saymaz. Hatta doğayı yabancı bir güç olarak görürdü. Mesela Pan diye bir tanrı şeyleri vardı, değil mi? Yarı tanrı gibi bir şey vardı. Şey, o böyle yarı şey, flütünü çalıyor şey ormanların içinde. Mesela Yunanlar diyor ormanlara dehşete düşerler. Çünkü panik oradan gelir, değil mi? Temelsiz korku. Pan ormanın derinliğindeki ürpertidir. Yunanlar doğaya karşı, yani doğayı severler ama doğayı biraz yabancı görürler. Mesela tapınak kahinleri doğal işaretleri yorumlarlar ama gene ona yorumlarını katarlar. Yani doğayı takip etmezler. Yunan dini bütününde diyor boş inançtan özgürdür. Çünkü Yunanlar duyusal olanı anlamlı olana çevirirler. Ege'nin Yunan'da anladığı fikir bu. Duyusal olanı anlamlı olana çevirmek. Bir taştan sanat eseri çıkarmak. Yunanlılar dışarıdan uyarılırlar. Tahrik edilirler. Yunanlılar kendi kendine düşünmemiştir. Ama tıpkı bir hayvan gibi dışarıdan gelen uyarıyı kendine uygun bir şekilde çevirmişler. Uyarılan bir tindir Yunan tini. Koşullanmış ve uyarılmıştır.
coğrafi koşullarıyla uyarılmış, onu bir politik sisteme çevirmiş. Yabancılar tarafından, Persler ve Mısırlılar tarafından uyarılmış ama ona kendi ruhunu vermiş bir millet. Yani dışarıdaki malzemeye kendi ruhunu mühürlemiş bir millet olduğu için Yunanlar özgür bir millet. Yani tebaa olmuyorlar hemen. Kendi yani Asya'da insanın benliğini yitirmişliğiyle sonsuz öznellik, sürekli kendini biçimlendiren sonsuz öznellik Avrupa ülkesi arasında ortak elindir Yunanlar. Ne tamamen tinseldir ne tamamen doğaldır. Duyusal bir şeye inanırlar. Yani putlara taparlar, şeylere, heykellere taparlar. Duyusal bir dinleri vardır. Canlı, neşeli, eğlenceli, duyusal bir dinleri vardır. Tinsel bireysellik, tinsellikle şekillenmiş doğallık diyor Yunan'ın ilkesi. Yunan tini taşı sanat yapıtına şekillendiren plastik sanatçıdır. Yunan tini, Yunan'ın özü budur. Taşı sanat yapısına çeviren plastik sanatçıdır. Duyusal olan kendisini bir şeye dönüştürür, bir esere dönüştürür. Doğanın tine dönüşümüdür aslında Yunan. Bunu da üç biçimde yapar Yunanlılar. Yunanlılar işte güzellikle bireyselliğin birleşimi. Dişi önen individüelde. Güzel, güzel bireysellikle Yunan ruhu eder. Bir, birey kendi bedenini biçimlendirir. Kendini süsler. Kendi bedeninden zevk alır. Evet, değil mi? Yunanlılarda bizim gördüğümüz en temel özellik o kaslı, o harika şey vücudu. Erkek vücudu. Kadın vücudundan ziyade erkek vücudunu Yunanlılar önemsen. Kendi bedeninden haz alma. Kendi bedenini sanat yapıtına çevirme. Bedenini tinin bir organına çevirme. Peki. Yine danslar, şarkılar, oyunlar, Yunan kültürü subjektif kendini biçimlendiriyor ve kendinden bir sanat yapıtı çıkarma düzeninde. Ama objektif sanat yapıtı dediği Ege'nin Yunanlılar kendi tanrılarını kendileri yaratmışlar. Yani antropomorfik din anlayışına Hegel karşı çıkmıyor. Yani bunu kötülemiyor. Bundaki büyük kapasiteyi görmeye çalışıyor Hegel. Bu kötü bir şey değildir. Yani insanlar tanrılar gibi düşünülmüş şu an. Ya hayır diyor, bu çok iyi bir şey. Çünkü doğal tanrıları dönüştürüyorlar. Artık tanrılar doğal güçler değiller. Bakın Titanlar Savaşı var değil mi mitolojide? Titanlar Savaşı'nda ilk şeyler, ilk tanrılar, ilk kuşak tanrılar, Gaia, Okyanus, Helios falan bunlar doğal güçler. Yeryüzü, okyanus. Daha sonra bunları Zeus'un önderliğinde şey yeniyor. Diğer ikinci nesil tanrılar. Ve bu tanrılar politik tanrılardır. Yani Zeus, Poseidon ve Apollon bunlar sadece doğal güçler değildir. Aynı zamanda erdemler, bilmem neler filandır yani. Tabii ki burada tanrıların birliği yok. Ve çoğu tanrılar ve mitleri oradan buradan alınmış dağınık şeylerdir. Hegel diyor ki ya burada çok da büyük hikmetler aramayın Yunan mitolojisinde. Bunların çoğu zaten Hintlilerden oradan buradan almışlar. Çinlilerden, pardon. Mısırlılardan filan, Perslilerden filan almışlar. Öyle çok da derin bir hikmet yok mitolojilerinde. Ama bu fikir yani tanrıların dönüşümü, tanrıların yaratıldığı fikir. Hatta Şiler'den şu cümleyi de alıyor. Şiler şöyle bir cümle söylemiş. Daha insansal iken tanrılar daha tanrısal da insanlar. Çok Nietzsche'nin hoşuna gideceği bir cümle. Daha insani iken tanrılar daha tanrısal da insanlar. Yani burada insan kendini tanrı formuna çıkarıyor. Bu çok büyük bir ilerleme. Hegel antropomorfik puta tapınmayı hiçbir şekilde kötü bir şey olarak görmüyor bakın farkındaysanız. Bunu önemli bir ilerleme olarak görüyor. Çünkü insan kendini artık tanrı gibi tasarlıyor. Ya da tanrıları kendisi tasarlıyor ve kendi kendine tapmaya başlıyor böyle. Üçüncü sanat yapıtıysa politik sanat yapıtı diyor. Çünkü Yunanlar kendi politik formlarını da kendileri organize etmişlerdi. Yunan bireyi özgürdür. Yasaları ama daha çok töre ve alışkanlık halinde sahiplenirler. Yunanlıların vicdanı yoktur diyor Ege. Doğulularda olduğu gibi. Çünkü Yunanlılarda töre ve yasa çok önemlidir. Yunanlılar vatan için, Yunanlılarda vatan için yaşama alışkanlığı egemendir. Hiç düşünmeden vatan için yaşama alışkanlığı. Yunan'ın formu budur, politik formu. Die Gewohnheit für das Vaterland zu leben. O ne refleksiyon. Şey olmadan, düşünme olmadan Vaterland için, toprak için, vatan için savaşma. Biliyorsunuz
Pek çok metinde de bunu görürsünüz Yunan şeyinde mesela. Sokrates'in böyle Atina'ya çok bağlı olduğunu. İşte Tayitotos'taydı sanırım. Çok net hatırlamıyorum. Birisi getiriyor böyle yaralı falan. Diyor ki ya çok büyük bir genç bu. Atina için nasıl savaştı falan. Sokrates diyor bunu. Hani ki Sokrates de şeydir ya. Ki Sokrates intihar değildi değil mi? Atina'ya karşı gelmemiş. Çünkü vatanseverlik çok yüksek bir erdem. Ki Sokrates şey birazdan geleceğiz. Evrenselliği bulmuş bir kişi olmasına rağmen vatan sevgisi. Yani Sokrates şunu diyor. Ben yine o metin değil. Tayitotos'taysam yanlış hatırlamıyorsam. Diyor ki ben hiç kimseyi bir Atina çocuğuna, Atinalı genci değişmem diyor mesela. Yani o kadar vatansever birisi. Ama bunlar kendi vatanlarını, kendi alışkanlıklarını çok iyi formülize edebilmiş ve erdemli kişiler tarafından bunu forma ulaştırabilmiş kişiler. Özellikle bunlara da plastik şahsiyetler diyor. Hani nasıl plastik sanatlar bunlar kendi tanrılarını heykeller olarak inşa ediyorlar. Perikles ve Solon ve diğer yedi bilge bunlara politik formunu veren kişiler. Bu büyük insanlar da plastik şahsiyetlerdir. O toplumdan bir şey çıkarmışlardı. Bir yasa, politik form çıkarmışlardı. Evet. Yunanlar böyle, Yunanların temel özellikleri böyle Yunanlıları bir araya getiren şey Truva Savaşı. Truva Savaşı'nda o dağınık Yunan toplumu, işte Persler, Spartalılar, Akalılar, Atikalılar bilmem ne falan hepsi toplanıp şeylere karşı Truva'da Asyalılara karşı savaştılar ve bu Yunan'ı bir birlik haline getirdi. Daha sonra tabii Atina bunların içinde öne çıktı. Ve Atina'nın öne çıkması diğerlerini tabii koloniler kazandılar bayağı. Ama zenginlik artıyor. Tam Sokrates'in de olduğu zamanlar ve sofistler geliyor. Zenginlik iyice artıyor. Yunan demokrasisinin üç büyük sıkıntısı vardı diyor Hegel. Bir, Yunan'da gerçek anlamda özgürlük yoktu. Çünkü Yunan'da işlerin çoğu kahinlere ve yazgıya bağlıydı. Odipus hikayesini okuduğunuzda görüyorsunuz. Yani kılıcının yazgıdan kaçışı yok. Odysseus mesela yazgıya karşı bir mücadele olarak görüyorsunuz ama kaçamıyor. Yazgı ve kahinler. Sokrates bütün her şeyi şeyden dolayı yapıyor değil mi? Delphoi tapınağında adam ona demiş ki sen böylesin. Vay öyle miyim değil miyim diye bütün mücadelesi yani. Savaşlar şunlar bunlar çoğu zaman kahinlerin ve şeyine bağlı. Yani gerçek anlamda özgür birey tam olarak oluşmuş değil. İkincisi, en önemlisi Yunan medeniyeti sömürgecilik üzerine kurulu. Hani özgürlük, özgürlük falan diyoruz ama bunu görmezden gelmiyor mu diyor Hegel. Burada kölelik temel şey. Köleler olmasa hiçbir iş yapamaz Yunanlılar. Dolayısıyla burada gerçekten bir özgürlük tam anlamıyla değil. Bazı kişiler özgür. Şimdi doğuda bir kişi özgür diyor Hegel. Yunan'da ve Roma'da bazıları özgürdür. Hristiyanlıkla beraber herkes özgürdür diyecek. Küçük ölçeklidir bile. Yani demokrasi doğrudan demokrasidir ve bu da biraz karmaşık işler olmasına sebep olur. Evet. Perslerle savaşta Doğu despotizmine karşı yani şey savaşı, Truva Savaşı'nda Doğululara karşı Yunan bir araya geldi. Ve Yunanlılar daha küçük bir güç olmasına rağmen büyük bir kitleyi yendiler. Tarihte tinsel kuvvetin kütle üzerindeki üstünlüğü hiç böyle parlak görülmemiştir diyor. Yani az bir topluluk, Kur'an'da da diyor nice az topluluklar, nice çok topluluklara galip gelmiştir. Hegel de buradan diyor ki burada işte az bir topluluk, organize, onurlu bir, özgür bir toplum, büyük bir asetik toplum karşısında başarı elde etti diyor ve bu onların başarısıydı. Ama Atina güzellik, bireysellik ve kültür üzerine kurulu bir demokrasiydi. Terbiye üzerine daha kültür değil de. Buna karşı Sparta ruhsuz, eşitlikçi ve savaşçı bir devletti. Ve bu ikisi Peloponnes Savaşı'nda bir araya geldiler. Hegel diyor ki bunu hani Tucidides'ten ayrıntılarını okuyabilirsiniz. Ve Spartalılar nihayetinde Peloponnes'ten sonra Atinalılara galip geldiler. Ve Atina giderek gücünü kaybetmeye başladı. Sokrates'in ve sofistlerin olduğu bu dönemlerde yaklaşık milattan önce 480 o civarlar 430 tam tarihlerde çok iyi değil. Ama diyor Hegel çok ilginçtir. Yunanlılar
Yunanlılar Spartalılara yenildiği için çözülmedi. Yunanlılar zaten kendi içinde çözülmüşlerdi. Çünkü Yunanlıların törelliği, Yunanlıların o alışkanlık düzeni zaten parçalanmıştı. İki şeyden dolayı. Birisi Antigone'den dolayı, birisi de Sofistler'den dolayı. Antigone bunun bir semptomuydu ama Sofistler gerçek bir şeydi. Çünkü Yunanlılar alışkanlık üzerine yaşayan ve vatanperver insanlar. Erdemli insanlar ama erdemleri sadece verili doğru iyilikleri yapmak. Toplumun erdem gördüğü şeylere itaat etmek. Erdem böyle. Ortalama. Herkesin yaptığını yapmak. İşte burada Sofistler açığa çıkıyor. Ve Sokrates açığa çıkıyor. İlk defa aslında Hegel'e göre Sokrates Yunan'ın çöküşünün sembolüdür. Sokrates çıktığı için Yunan çöktü. Ya da Yunan çöktüğü için Sokrates çıktı daha doğrusu. Ve onu öldürmekte haklılardı diyor. Çünkü gerçekten kaosun sebebiydi. Ya da kaosa işaret ediyordu. Zaten diyordu ya ben at sineğiyim, rahatsız edeceğim sizi. Çünkü şeyi bozuyor. Bakın çok büyük bir vatanperver olmasına rağmen Sokrates bu ızdırabı yaşadı. Görüyorsunuz tarihteki büyük kişilikler böyle oluyor. Bu zehri içmek zorunda kalıyorlar. Çünkü şeye işaret ediyor. Artık Yunan toplumu bu şeyle beraber devam edemez. Bu kendi küçük törelliği, kendi ahlakı, işte güzel gördüğü şeyler, barbarları dışarıda tutması bir süre idare edebildi ama sonra çöktü bu sistem. Bunun çöküşünü de gösteren Sokrates. Çünkü Sokrates Elfin'de de moral diyor. Yani. Şeyin, ahlakın kaşifidir. Ahlakı bulan kişidir Sokrates. Ahlaklı biri değildir. Ahlakı bulan kişidir. Niye? Evrenseli gösterdi çünkü. Ve Sokrates şunu gösterdi. Yani soylu insanlar değil. Menon diye olanı gösteriyor değil mi? Menon bir köle. Köleyi çağırıyor ve ona geometri yaptırıyor. Yani evrensel olarak ahlakı gösteriyor Hegel. Dolayısıyla zaten Yunan dini, Yunan düşüncesi, o küçük yapısı çok güzeldi, çok harikaydı. Dünyanın güzelliğiydi, neşesiydi falan ama çökmek zorundaydı. Daha büyük bir genelliğe doğru çökmek zorundaydı. Sparta Atina'yı bitirdi ama zaten Sparta'dan da bir şey olmazdı diyor Hegel. Çünkü kendileri de çıkar ve yozlaşma içine çöküp gittiler. Herkesin nefretini kazandılar. Onun üzerine kim geldi? Büyük İskender. Helenik dünya açığa çıktı. Büyük İskender Makedonyalı. Ama üzerinde kimin mührü var? Atina'nın mührü var değil mi? Aristoteles'in mührü var. Çok ilginç bir şey yapıyor Hegel burada. Cümle söylüyor. Aristoteles, antik çağın en derin ve en engin düşünürü İskender'i eğitti. Aristo, bu büyük doğayı engellemeden kendi haline bıraktı ve onu hakikatin ne olduğuna dair derin bir bilinçle damgaladı. Ve bu deha yüklü tini plastik bir şekilde biçimlendirdi. Hani Yunan'ı hep plastik sanatlar olarak görüyordu ya Hegel. Diyor ki Aristo aynı şekilde bir heykel gibi yarattı İskender'i. Onu sadece şekillendirdi. Ondaki doğayı olduğu gibi bırak. Onu derin bir bilinçle damgaladı diyor. Ama İskender de doğa halindeki Asya'yı yeniden damgalayarak Umgeşit ediyor. Yeniden umştempelte yani yeniden ştamp onu tekrar mühürleyerek Asya'yı da Helenik bir dünyaya veriyor. Hani Aristo İskender'i Yunan'la damgaladı. İskender de gitti diyor Asya dünyasını, Doğu dünyasını Yunanistan'la damgalayarak onu Helenik dünyaya çevirdi. Böylece iki dünya arasında yani Asya dünyası ve Yunan'ın güzellik dünyası, gençlik dünyası iç içe geçmiş oldu ve Yunan'ın kazanımları yok olmadı. İskender'le beraber dünyaya yayıldı. İskender'le Avrupa Doğu dünyasına açıldı. İskender çok genç öldü. Genç ölmesi onun talihiydi. Çünkü gelecek kuşaklar önünde genç olarak kalmasını sağladı diyor Hegel. Sonra da tabii ki Hegel diyor ne talih ama şans değil diyor. Genç olması lazım. Çünkü Yunanlılar genç insanlardır. Gençlik Yunanlıların tinidir filan. Dolayısıyla İskender'in böyle bir şey olması, genç ölmesi tarihin bir cilvesidir ama talih de değildir. Zorunluluktur diye. Evet. Çin'le beraber tarih başladı. Doğu dünyasını Hint,
Pers ve Mısır olarak gördük. Bunlar da özgürlüğün yeterince açığa çıkmadığını, insanın kendi bilincine daha tam ulaşamadığını ve benliksiz bir durumda olduğunu gördük. Yunan'la beraber benlik, bireysellik fikri açığa çıktı. Ama bu duygusal ve körel, yani belli bir topluluğun içerisinde açığa çıktı. Ve bir duygusal şeyde, yani sanat eserlerinde, plastik sanatlarda açığa çıkıyor bu kendini ifade tarzı. Şimdi Roma ile beraber yeni bir dünyanın kapıları aralanacak. İskender'in dünyayı Yunanlaştırması ve Yunan'ı dünyasallaştırması kısa sürdü. İskender genç öldü. Daha sonra burada bir işte dağılma dönemi var ve şimdi Roma dönemi gibi. Diyor ki Hegel, artık dünyanın şiiri bitiyor diyor. Dünyanın manzum eseri başlıyor, Roma dünyası. Yani dünyanın o canlı Yunan şiiri sona erecek ve düz yazı, yani yasalar ve Roma hukuku Roma düzeniyle yeni bir evreye geçiyor insanlık diyecek ve Roma'ya geçecek. Bundan sonraki derste Roma ve Germanik dünyayı, yani Roma, Hristiyanlık ve Batı dünyasını göreceğiz ve böylece tarihin sonuna doğru gitmeye çalışacağız. Şimdilik bu hikayeyi burada ara verelim ve bir dahaki derste tamamlayıp son tahlillerimizi yapalım.